Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız olsun. Xi Jinping'in kararı Xitay baylarını kattık endişige saldı. Xi Jinping yakında oturuğa koygan atalmış ortak bey siyaseti Xitay baylarını mal mülk yetkiş üçün yeni yol izleşke mecbur kılgan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Xi Jinping yakında atalmış ortak bey siyasetini oturuğa koygan bulup Xitay bayları içinde vahimi peyda kılgan. Aslında dikkatini pul tepişke merkezleştirgen Xitay baylar nöbette baylıkını saklap geliş yolunu izleşke başlıgan. Merkezi haber agentliğinin bu vaqtki haberde kayıt kılınışça Xitay rejimi Alibaba, Tengshun qatarlıq Xitay internet maginatlarını kontrol qilishni kuchaytirish uchun monopolga qarishtirish va uchur bexatarligiga munosabatlik tutish tadbirlarini yo'l qo'ygan. Buningdagi sabab ko'limi ziyodi cho'ng bo'lib ketgan bu korxonalarning Xitay kompartiyasining kontrolligidan chiqib ketishidan ansirash ekan. Bildirilishicha atalmış ortaq beyish degan bu so'zni Xitay kompartiyasining sobiq raisi Mao Zedong 1950-yillari o'tirg'i qo'yib 1980-yillari Deng Xiaoping'a qayt tilga olgan. İgilinişçe Xitay dairleri baylarını endişige saldıgan siyasetlerini daim yolu koyup gelgen bulup, 2012-yili bir kısım yeni kanunlar çıkarıp, bay Xitaylarını çoğun tiptiki sənət buyumlarını setivelişki rıgbetlendiriş arqalıq, çeteldeki məbləğini jalib qilishki türtki bolgan. Xitay virusu tarqalgan deyken, Xitay çigrası taqib etilgen bulup, məbləğini Xitaydın yötkeş meselesini teximu qiyinlaştırgan. Xitay yana şifirlik pul sodasını çekilgen bulup, bu aslında baylarının meblağ yürüştürüş usullarının biri iken. Bunun bilen teşvişki çüşken Xitay bayları her xil amallarını kılıp, öz baylıqını qoğdaşının yeni yollarını izleşke başlayan. Məlum buluşça, Xitay bayları kanunlu qalda devlet içindeki meblağını yötkeş üçün 3 xil usulunu kullanan. Onun biri çetel havalisiga texnik köp meblağ seliş, ikincisi yeşil texnika ve çetel şirketlerge meblağ seliş arqalıq mülük türünü köp xillaştırış, üçüncü türü bolsa zürrü tepilganda karangu bazar pul almaştırış soğudigarlarını təklif kılıştın ibaret iken. Xitaydaki bir kısım şahıslar bir neçe yıl ilgiri kişilerinden pekat kandaq meblağ selişki köngül bulduğallıqını, ama hazır onlarının xatırgi tevekkül kılıştını xalımaydıqallıqını bildirgen. Xitay Uyğur milli uslubida selingan öylerini buzuşunu devamlaştırmaqda. Xitay Şarkı Türkistan'daki Uyghur milli uslubida selingan öylerini atalmış konu oltıraq rayonlarını özgertiş bahanesi bilen çekip özgertişini devamlaştırmaqda. Tanrıtağ Doğru'nun 9. noyabrdaki haberde malum buluşça, Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki medeniyet iznalarını yok tutuşun ibaret rezil maksisi yetiş üçün Kaşgar Şehirlik Hayvanat Sahiye Nazaratçilik Orni Ailikler Korosi, Poskam Nahisi, Poskam Bazarının Bağcı Mahallesi Merkezi Bağcı Oltıraq rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilerinin Uyghur milli uslubida selingan öylerini yeni buluşuqa karamay, ölkemge toşmaydı degen bahanları bilen çekip, Xitay uslubiga özgertgen. Xaberde aşkarlanışça, Kaşgar vilayeti 2021-yili atalmış şehir bazarlardaki konu oltıraq rayonlarını özgertiş namıda 201 oltıraq rayon 616 bina, 14549 aile, 1,150,900 kvadrat metre kölemdeki 14549 ailenin Uyghur milli uslubida selingan öylerini çekip özgertgen. Planın orunduluş nisbeti 100% yetken. Xitayning Uyghur milli uslubida selingan öylerini, mahallelerini çekip özgertiş planı da 2000 yıldan burun selingan oltıraq rayon asas kılıngan bulup, Ürümçi şehri, Gulji şehri, Aksu şehri, Kuça şehri, Xotan şehirden ibaret 5 şehirden noktalık icra kılıngan. Xitay rejimi yakınkı bir neçe yıl mabaynıda Şarkı Türkistan halkını türmü ve ceza lagırlarına kamap her xil vasıtlar bilen İslami milli kıymet kararışlarından öz medeniyetinden vazgeçişki mecburlaş bilen bir vaqtta Uyghur İslam medeniyeti uslubida selingan öylerini, hoyla aramlarını, atalmış konu öylerini çekip özgertiş namıda mecburi çekişki başlayan idi. Xitay bu yılmı planını devamlı küçep icra kılmaqta. Xitayning Sharqi Turkiston haqidagi yangi belgilamasi diqqat qo'zg'idi. Xitayning 2022-yili Sharqi Turkistonni qattiq kontrol qilish haqida chiqargan yangi belgilamasi diqqat qo'zg'imoqda. Zimiston to'rining 10 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Sharqi Turkistonda nazorat qilishni texnik kuchaytirish maqsadida jamoat bexatarlik qurilishi nizomi namida yangi belgilama chiqargan bo'lib, 2022-yili 1 yanvardan boshlab ijro qilindi ekan.
Gerçi Şarkı Türkistan en katlık nazarat kılındıgan terör siyaseti icra kılınıvatkan jay bolsa mı, bırak Xitay dairleri bunu yeterlik emas dep qarğan. Kontrollukni tekhimi küçeytiş maqsadida atalmış Uyğur Abnum rayonu dairleri 28 sentabr Cemaat Bihatarlık Kuruluşu Nizami namida belgileme çıkargan. Mezkur belgileme 13. nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 28. qetimlik yığında maqullanıp, Oktyabrning ahiri elan kılıngan. Xitay kiler yili icra kılmakçı bolgan mezkur belgilemede birinci kademdeki muhim iş qatarı da atılmış kanun boyucu zoravallık ve terörlükka karşı köreşini çoğunkurlaştırış, milli bölgünçü küçler ve terörlük küçlerine karşı zərb biriş, aldını eliş, dini aşkın küçler ve devlet bir xatarlıkıya ziyan yetküzdüğün başka kanunsuz hareketlerine zərb biriş digerler təkidlengen. İkinci kademde atılmış karı cemiyet ve rezil küçlerine zərb birildiği deyilgen. Üçüncü kademde noktalı kalda atılmış kanunsuz dini faaliyet, kanunsuz dini teşvikat ve kanunsuz dini mezmundaki tor tarqıtış kontrol kılındı ve radikalleşişinin aldı elindu dep carısı ilingan. Bildirilişçe, Xitay Şarkı Türkistan halkıgi qarıtılgan muşununu oxşaş qatıq kontrol kılış, bastırış siyasi belgelemelerini 1994-1997 ve 2009 yılları 3 qetim elan kılgan. Mezkur belgelemeler elan kılıngandın keyinki Şarkı Türkistan'ın vaziyeti ilgirkigi oxşumagan derecede naçarlaşkan. Yaponiyada Uyghur meselesiga ko'ngil bo'ladigan shaxs alohida maslahatchilikka tayinlandi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Uyghur kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'ladigan Gen Nakatanini kishilik huquq alohida maslahatchisi qilib tayinladi. Yaponiya xabar manbalarida ma'lum bo'lishicha, Yaponiya hukumat bayonotchisi Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishidaning Gen Nakatanini kishilik huquq masalasi alohida maslahatchisi qilib tayinlaganligini e'lon qilgan. Bu əməldar ilgiri Xitayning Uyğurlarga tutqan muamilesini tənqid qilgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu masalaga inkas qaytarib, Yaponiya hukumatining xodimlarini o'rinlashtirishi Yaponiyaning ichki ishi. Men buningga bir narsa demayman. Mening ko'rsatib o'tmoqchi bo'lganim tashqi kuchlarning Xitayning ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 9-ci ayda Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining raisligiga saylangan Fumio Kishida Kurultayda ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığında söz kılıp, özünün vazifini üstüge alğandıyken kişilik hukuk meselesini bir taraf kılış üçün yeni yardımcı xadim tayinlaydı qallıqını, şunun bilen bir vaqtta Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselelerine köngül büldü qallıqını bildirgen. Aynı vaqtta Yaponiya taratqoları yeniden kurulgan orundan Yaponiya Taşqı İşler Ministerliği ve Adliya Ministerliği ve başka alaqadar organlarının rehberlikini maslaştırdı qallıqını, hem de bu orundan çet elge münasifetlik uçurlarını toplaş ve tahlil kılışkı vədi bergerlikini xəbər kılgan. Reuters agentliğinin tahlil kılışca yeni kurulgan resmi orun Xitayning Uyğurlarga icra kılıvatkan muamilesini nazarat kılışını məqsəd kılgan. Xitay Müdafiye Ministerliği Amerika'ya tehdit saldı. Amerika'nın parlament əzaları hərbi ayroplan bilen Tayvan'a ziyaretke bargandıyken, Xitay Müdafiye Ministerliği Amerika'ya tehdit selip bu hareketini derhal toxtutışqa çağırgan. Reuters agentliğinin xəbirdə bildirilişçe 9 noyabr Amerika'nın parlament əzaları hərbi ayroplan bilen Tayvan'a ziyaret kılgan. Xitay Müdafiye Ministerliği Seyşembe keşte bununla inkas qaytırıp, Amerika'nın bu hareketiga qat'iy qarıştırdığanlığını, Xitay armiyasının daim uruş haleti turuvatkanlığını, barlıq tedbirlerini kollanıp, her qandaq taşqi küçünün Tayvan meselesiga aralaşışığı qarıştırdığanlığını, Tayvan müstakilçi küçülerini məqsidige yetküzmeydiğanlığını jar salgan. Xitay Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Tan Kefei bu haqta toxtulup, Amerika'nın iğvagarçilik hareketini derhal toxtutışqa, Tayvan boğazıdaki ciddilikini küçeytip etdiğan barlıq buzgunçilik hareketlerde özün tutup elişqa, Tayvan müstakilçi küçlerge hata signal bermesliki çağırgan. O bayanatı diyene, biz Demokratik Terakkiyat Partisi dairlerini vaziyetki hata hüküm kılmaslıq ve xatarge tevekkül kılmaslıq haqqıda agahlandırımız. Bulması Tayvan iğir balayı apetki duçkildu dəb Tayvan'ge tehdit salgan. Ma'lum bo'lishicha, bunundan ilgari Tayvan Tashqi ishlar ministrligi Amerika Kengash palatasi ve Avam palatasining Tayvan ziyorati masalasi haqida bayonot e'lon qilib, ziyoratning Tayvandagi Amerika institutining Taybe ishxonasi tomonidan o'rinlashtirilganligini, Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bu ishlarga ma'muriy jihatda moslashganligini, bu ahvol Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi hamkorlikning natijasi ekanligini, ziyoratchilarning orzusiga hurmat qilgan asosda munosabatlik uchurlarining ommaga muvofiq vaqtda oshkorlanganligini bildirgan.
Xitay Pakistan'a en çok ve en ilgar uruş paraxotunu berdi. Xitay bugünkü kadar çet ellerge eksport kılgan en çok ve en ilgar uruş paraxotunu Pakistan'a berdi. Xitay Yerşarı Vakit Gezisi'nin haberge asaslanğanda Xitay Devletlik Paraxot Yasa Şirketi işlep çıkargan Qoğduğuçi Paraxot Şanghay'da alahide marasim bilen Pakistan Deniz Armiyesi'ge tapşırılgan. Xitay Devletlik Paraxot Yasa Şirketi tarafından elan kılıngan bayanatta bu paraxotnın Xitay'nın bugünkü kadar çet ellerge eksport kılgan en çok, en ilgar ve en yukarı teknikilik uruş paraxotu işkerliki bildirilgen. Pakistan Deniz Armiyesi tarafından elan kılıngan bayanatta APO-54 tipli qoğduğuçi paraxotunun aqli iqtidarının yuqori ekanligi, yerdin yerge, yerdin havağa ve su astığı bomba etiş iqtidarı bolgan ilgar texnikilik uruş paraxotu ekanligi bildirilgen. Pakistan'ın Beijing'de turuşluk baş elçisi Muniul Haq paraxotunun tapşırılışının iki devlet münasibetide yeni bet açqanlığını, bu paraxotunun Pakistan Deniz Armiyesinin denizdeki tehditlerge karşı turuş, küç tamponlığı, Hindi okyanının mukimliği ve tinişliğini qoğduşığı tökip qoşuduğanlığını ta'kidlegen. Xitayning Pakistan Deniz Armiyesi üçün yana 3 tane APO-54 tipli qoğduğuçi paraxot yasap beridiğanlığı bildirilgen. Pakistan Xitay bilen izgil halda alahide yakın münasibetini saqlap kelgen bolup, bu sebeplik Pakistan'nın Xitayning Şarq Türkistan'daki irqi qırğınçılık cinayetigi sükut qilishi qattiq tanqidge uchrab keldi. Pakistan Başministeri İmran Khan bolsa bu vaqtdagi ayiblashlarga Xitay bizning yaxshi dostimiz, Pakistan en qiyin sharoitda qolgan paytlarda Xitay bizga yordam qildi. Bu mesele sezgür meselelerinin biri. Şunu biz bu mesele hakkında aşkarı sözleyelmeyimiz degen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar programın ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.